Arkadaşlar merhaba. Eğitim Fakültesi.net sitesi için hazırlanan KPSS Tarih Notları Osmanlı Padişahlarına Yavuz Sultan Selim ile devam ediyoruz. Bu dönemde gerçekleşen önemli olayları Şehzadeler Sorunu, İran Seferi ve Çaldıran Savaşı, Turnadağ Savaşı ve Mısır Seferi yani Memlük Seferi olarak ele alabiliriz. Şehzadeler sorununa şu şekilde bakabiliriz. Yavuz Sultan Selim babasının yerine tahta geçtikten sonra ağabeyleri Ahmet ve Korkut'un tahtı ele geçirmelerini engellemek amacıyla Fatih Kanunnamesi, ilk örfi kanunname yani Osman dayanarak şehzadeleri etkisiz hale getiriyor. İran Seferi ve Çaldıran Savaşı'na şu şekilde bakabiliriz. Savaşın sebebi Safevilerin Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandaları yapmaları. Bunu da Anadolu'ya çeşitli dervişler yollayarak da yapıyorlardı. Sadece askeri olarak değil, askeri bir kendilerinde bulundukları bir güçle değil. 1514 yılında Safevi Devleti hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı hükümdarı Yavuz arasında Çaldıran Ovası'nda yapılıyor savaş ve savaşı Osmanlılar kazanıyor. Savaşın önemi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şiilik tehlikesi ortadan kalkıyor. Ayrıca yorumlayacak olursak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bu güvenliğin sağlanması bizim Batı'da da Kanuni döneminde özellikle kolay ilerlememizi sağlıyor. Turnadağ Savaşı, bu savaş Anadolu beyliklerinin yani Dulkadir ve Karamazınoğulları'nın siyasi varlığını kesin olarak sona erdiriyor ve böylece Anadolu'da Türk Birliği sağlanıyor. Kesin olarak 1515 yılında Türk Birliği sağlanıyor Anadolu'da yaklaşık 216 yıl sonra sağlanıyor. Buna dikkat edelim devlet kurulduktan. Mısır Seferi, Memlük Seferi, sebepleri Fatih döneminde başlayan Hicaz su yolları meselesi, Memlüklerin Cem Sultan'ı himaye etmeleri, Osmanlılar ile Memlükler arasında Dulkadiroğulları yüzünden çekişme, Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurmaları, Yavuz'un Memlük topraklarını ele geçirerek baharat yolunu denetim altına almak istemesi ve her iki devletin de Türk İslam dünyasının lideri olma mücadelesi var sebepler arasında. Bu süreçte gerçekleşen savaşlar neler? Yavuz Sultan Selim 1516'da dikkat edersek Anadolu Siyasi Birliği sağlandıktan sonra Mercidabık Savaşı'nda Memlük ordusunu yeniyor. Suriye ve Filistin'i topraklarına katıyor. 1517'de ise Ridaniye Savaşı'nda Memlük ordusunu ikinci kez yenerek bu devleti ortadan kaldırıyor ve Mısır topraklarını Osmanlı'ya katıyor. Mısır bir merkezi şehir ve oradan emanetler de geliyor Osmanlı'ya. Kutsal emanetler ve ekonomik olarak da büyük zenginliklere sahip. Hepsi Osmanlı'ya geçiyor ve Kanuni dönemindeki büyümenin de sebeplerinden biri bu ekonomik zenginlik olarak gösteriliyor. Seferin sonuçları, bu devletlerin toprakları bize katılıyor. Baharat yolunun denetimi Osmanlı'ya geçiyor ki bu da ekonomik bir gelişme. Halifelik ve İslam'ın kutsal emanetleri Osmanlı'ya geçiyor ve bu sayede İslam dünyasının lideri oluyoruz. Venedikliler Kıbrıs adası için Memlüklere verdiği vergiyi artık Osmanlılara vermeye başlıyor Osmanlı Devleti'ne. Umarım faydalı olmuştur.